Herkese merhaba, ben Doktor Bora Özel. Bildiğiniz gibi estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahım. Bugünkü videomda size kullandığım antioksidanlardan ve vitaminlerden bahsetmek istiyorum. Ama daha önce kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı ve yeni videolardan haberdar olmak için o yandaki küçük zili tıklamanızı istiyorum. Hadi başlayalım o zaman videoya. Biliyorsunuz ki doğal tıp ve doğal ürünler artık gün geçtikçe popülaritesini arttırmakta. Eski doktorların bakış açıları da giderek artık yumuşamakta. Yeni zaten jenerasyon doktorlar bu ürünlere oldukça yakınlar. Gıda takviyeleri almamız gerekiyor. Çünkü aldığımız, yediğimiz meyvelerde işte ya da sebzelerde ya da işte ne bileyim etlerde her zaman %100 bu gıda ürünlerini, vitaminlerini maalesef alamıyoruz. Takviye yapmak lazım. Çünkü günümüz beslenme çeşidi artık biraz daha fast food'a kaymış durumda. Dondurulmuş gıdalarda o vitaminleri almak mümkün değil. İşte hormonlar, şunlar bunlar derken hepimizde az da olsa bir şekilde vitamin ve mineral eksikleri oluyor. Antioksidanlarda zaten artık sağlığına dikkat eden herkesin bildiği bir konu. Antioksidan almanın işte kanser riskini azalttığı, kalp hastalığı riskini azalttığı, bununla beraber daha genç kalmamızı sağladığı biliniyor. İşte ben bugün size küçük bir derleme yapacağım bunlarla ilgili. C vitaminiyle başlayalım. Ben bunu Amerika'ya gittiğimde almıştım ama siz herhangi bir C vitaminini alabilirsiniz, hiç fark etmez. Bir tablet 1 gram C vitamini içeriyor. C vitamini vücutta depolanan bir vitamin değil. Dolayısıyla siz 3-4 gün C vitamini almadığınızda bütün C vitamininiz sıfırlanmış oluyor. O yüzden böyle bazı günlerde işte portakal, mandalina yiyemediğimizde ya da ne bileyim işte C vitamini içeren meyveleri, sebzeleri tüketmediğimiz zamanlarda bağışıklık sistemimizin düştüğünü hissediyoruz. Böyle hasta olur gibi oluyoruz. İşte o günlerde mutlaka bir tane C vitamini atmak lazım. Bu da böyle 1 gram gibi yüksek bir doz. Neden ben böyle büyük bir doz aldım? Çünkü ben inanıyorum ki C vitamini gerçekten özellikle bağırsak kanser riskini çok ciddi oranda azaltıyor. Her gün mü kullanıyorum? Değil. Yani işte haftada 1-2 kez. Kışın belki 3-4 kez kullanıyorum. Böyle içinde yaklaşık bir tabletin 2 kilo portakal varmış gibi. Oldukça yüksek. Hiçbir zararı yok. Fazlasının atılıyor idrarla. Bunu öneriyorum. C vitamini kullanmanızı mutlaka evinizde olmasını mutlaka herkesin de var. Bunun Redoxon diye tableti var. Suda çözünen. Fiyatı da çok ucuz. İçinde çinko da var. O da güzel bir ürün. Onu da kullanmanızı tavsiye edebilirim. Hem çinkoyu alıyorsunuz. Çinko bu saç, tırnak gelişimini arttıran bir ürün. Bu. Gelelim Xpestia tablete. Bu da içinde sağ palmetto, cinko biloba, işte biotin, folik asit, çinko, metiyonin ve keratin içeriyor. Saç dökülmeniz varsa, tırnaklarınızda zayıflık, güçsüzlük, böyle içeri doğru küçük küçük çöküntüler varsa mutlaka Xpestia kullanmanızı istiyoruz. Eğer saç dökülmeniz yoksa ama saç kalitenizi arttırmak istiyorsanız da yine aynı şekilde günde bir tablet. Ama dökülme varsa sabah bir tablet, akşam bir tablet mutlaka ekleyebilirsiniz. Bunu her gün alabilirsiniz. Ya da dediğim gibi haftada 3-4 kez kullanmanızda hiçbir sakınca yok. Ben her gün kullanmıyorum çünkü çok ciddi bir saç dökülmem yok. Ama çok ciddi saç dökülmen hastaları mutlaka reçete ediyorum. Hiçbir zararı da yok. Takviye edici bir gıda. İçinden 60 tablet çıkıyor. Fiyatı da çok uygun. Magnezyumdan bahsetmek istiyorum. Çinko magnezyum bu da. Bu da özellikle spor yapan kişilerde mutlaka magnezyum eksikliği oluyor. Çünkü kas gelişimiyle beraber çok ciddi şekilde magnezyumu kandan kas hücreleri içine çekiyorlar. Kaslarınızın daha iyi çalışmasını sağlıyorlar. Spor yapmıyorsanız ama işte boyun
tutulması, işte kas krampları, el uyuşukluğu gibi problemleriniz varsa sizin magnezyum eksikliğiniz olabilir. Magnezyumu da işte günlük ya da haftada dediğim gibi 3-4 kez kullanmanızı tavsiye ediyorum. Sporcularda ve kas krampı olanlarda, sıklıkla kas krampı olanlarda magnezyum çok ciddi bir şey. Kas gevşeticileri çok önermiyoruz kramplarda. Çünkü kas gevşeticiler bağırsak sisteminin çalışmasını yavaşlatıyorlar. Ve kabızlık gibi problem yapıyorlar. Biz kas gevşetici tabletleri çok sevmeyiz. Kas gevşetici kullanmak istendiğinde de ampul formda intramusküler enjeksiyon öneririz. Bu da bir dipnot. Gelelim diğer vitaminlere. Bu da böyle jelibon şeklinde bir vitamin. Artık jelibon vitaminler de çıktı. Özellikle çocuk jelibon vitaminleri var. Çocuklara da tavsiye edilebilir. Çocuk formları da var bunların. İçinde birçok vitamin içeriyor. Multivitamin. Multivitamini aldığım günlerde C vitaminini almıyorum. Öyle bir durum var. Çünkü bunun içinde de C vitamini var. Fazla olur diye. Bu da işte bağışıklık sistemimizin güçlenmesini sağlıyor. Aynı zamanda kolajen üretimini arttırıyorlar vitaminler. Kolajen tüketimi, kolajenli işte ne bileyim içecekler falan çıktı. Maalesef hiçbir işe yaramıyorlar. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Çünkü o kolajen mideye geldiğinde mide asidiyle birlikte parçalanıyorlar. Ve bunlar oluşuyor aslında. Yani bunun ham maddeleri. Dolayısıyla onlara o kadar para vermeyin. Evinizde mutlaka bir multivitamin olsun. Ben de yani her multivitamini tavsiye ediyorum. Hiç fark etmez. Hepsi de gayet güvenli. Zaten Türkiye'de satıldığı için de Sağlık Bakanlığı onayı var. Bunu ben Amerika'dan almıştım ama Türkiye'de de birçok multivitamin var. Gelelim antioksidanlara. Antioksidanlar da hücre yaşlanmasını arttıran, hücrenin işte giderek kendini yavaşlamasını sağlayan bir durum. Daha doğrusu oksidasyon böyle bir şey. Antioksidanlar da bu durumu engelleyen, önleyen, azaltan ürünler. Antioksidanları da yaşlanmamak için ve daha zinde kalmak için mutlaka gıdaya ekliyoruz. Omnium'dan bahsetmek istiyorum. Bunun içinde birçok antioksidan var. Solgar'ın bir ürünü. Bir ara Türkiye'de yoktu ama şu anda tekrar geri geldi. Böyle stok yaptım ben de hemen. Bu gluten içermeyen bir antioksidan. Gluten problemi olan, bağırsak şişkinliği olanlarda da mutlaka tavsiye ediyorum. Böyle arkada milyonlarca antioksidanın birleşimi şeklinde vitaminler de var bu Omnium içerisinde. Magnezyum da var. Benim en çok sevdiğim ve önerdiğim alfa lipoik asit var. Solgar bunu tek başına da satıyor alfa lipoik asit olarak. Ama ben Omnium alıyorum. Hem içinde vitamin var hem antioksidanların değişik oranlarında var. Çünkü tek bir antioksidanı kullanmak tek bir konuda size yardımcı oluyor. Ama birçok antioksidanı kullanırsanız birçok koldan yaşlanmayı engelliyorsunuz. Ben 37 yaşındayım. Antioksidanlara borçluyum açıkçası. Genç kalma durumumu. Bunu da tavsiye ediyorum. Bunu bulamazsanız alfa lipoik asit de alabilirsiniz. Esas benim en çok sevdiğim, önerdiğim antioksidanların başında geliyor. 60 mg ile 200 mg arasında değişiyor. Eğer işte 40 yaşın altında deseniz 60 mg sizin için yeterli. 40 yaşın üstünde de 200 öneriyorum. 5-HTP'de serotonin hormonu, yani mutluluk hormonunun öncüsü. İşte bu triptofan amino asitinden geliyor. Bunu da çok gıdalarla alamadığımız bir amino asit olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle kendinizi mutsuz hissettiğinizde, böyle yani tabii ki de depresyondan bahsetmiyorum ama böyle melankolik, hafif blue hissettiğinizde 5-HTP'de bu şeyi sağlıyor. Biraz plasebo etkisi olabilir. Bilmiyorum, gerçekten etkisi olabilir ama bende işe yarıyor. Böyle kaygı durumum çok yükseldiğinde, çok mutlu olmadığım zamanlarda, işte düzenli 3-4 gün kullandığımda bile faydası var.
serotonin hormonunun öncüsü ve herhangi bir zararı yok. Çünkü triptofan aminoasitin bir öncüsü oluyor bu. Yine veganlar için üretilmiş ürünlerden bir tanesi de kullanılabilir. Ama tabii ki de pahalı diyebilirsiniz. Pahalı olabiliyor bu ürünler, antioksidanlar. O zaman size ucuz bir antioksidan önereyim. NAC 600. Bu da çok çok ucuz gerçekten. Ve asetilsistein aslında efervesan bir tablet, bir suyun içerisine atıyorsunuz. Çözündükten sonra içiyorsunuz. Asıl etkisi balgam söktürücü, akciğer temizleyici. Hem akciğerleriniz o mukustan temizlenmiş oluyor, hem de çok ciddi bir antioksidanı çok ucuza almış oluyorsunuz. Bazen ucuz şeyler soruyorsunuz. İşte size çok güzel, çok kuvvetli, benim de kullandığım bir ürün. Gelelim iki farklı ürüne. Bir tanesi GABA, bir tanesi melatonin. Önce GABA'dan bahsetmek istiyorum. Bu da 5-HTP gibi ama çalışma mekanizması biraz daha farklı olan bir relaksasyon, yani rahatlama, gevşeme gıda takviyesi. Giderek popülaritesi artıyor dünyada. Türkiye'de çok fazla bilinmiyor GABA. Ben 750 mg'ını kullanıyorum. Yine dediğim gibi beni bu stresli koşullarda önemli ölçüde stresimi azaltan, stresle mücadele etmemi sağlayan bir vitamin diyebiliriz. Aslında vitamin değil ama vitamin diyebiliriz. Bir hormon değil bu arada. Yani hormon tavsiye etmiyorum size. Gençleşmek için kullanılan hormonlar da var. Ben hormon dengesini bozduğu için çok fazla önermiyorum hormonları. Bu hormon değil. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Özellikle bu kronik baş ağrısı olanlarda çok etkili. Tetik nokta dediğimiz bazı bölgelerde, özellikle işte sırt bölgeleri gibi noktalarda çok ciddi ağrıları olan kişilerde etkili bir şey. Sadece hani stresle başa çıkmak değil, bazı hastalıkları da azaltma açısından çok iyi. Son olarak da melatoninden bahsetmek istiyorum. Uyku probleminiz varsa akşam uyumadan önce alabileceğiniz bir ürün. Ben de bazen uyku problemi çektiğim zamanlarda bunu kullanıyorum ve size tavsiye ediyorum. Bugünlük videomun sonuna geldik. Dediğim gibi beni takip ederseniz, yorumlarda da hangi videoyu çekmemi isterseniz ona göre biz de yeni videolarla karşınıza geleceğiz. Sevgiyle kalın, görüşmek üzere.